burada Kırıklar Hapishanesi'nin önünde özgürlüğe ses ver eylemiyle içerideki tutsakların sesi olmaya çalıştık. Bugün biz biliyoruz ki bu ülkede cezaevleri artık bir ölüm evi olmuştur. Ve binlerce mahpus şu anda ölüme terk edilmiş durumda. Bugün eylemimizi burada sonlandıracağız ama herkes bilmelidir ki biz cezaevlerindeki bu tabutla karşı özgürlüğe ses ver şeyinden vazgeçmeyeceğiz. Ta ki cezaevler yıkılıncaya kadar, ta ki zindanlar yıkılıncaya kadar, ta ki bütün tutsaklar özgür oluncaya kadar. Saldırı ve engellemelere rağmen Türkiye'nin dört bir yanından kararlılıkla yürüyen, bulundukları yerden barış ve özgürlük iradesini ortaya koyan tüm halkları, demokratik kamuoyunu buradan saygıyla selamlıyoruz. Tehdide hayır, tutsaklara özgürlük. Tehdide hayır, tutsaklara özgürlük. Bizlerin bulunduğu, ayak bastığı her alan mücadele ve direniş alanı anlayışıyla halk iradesini ortaya koyarak tecride karşı olduğunu, halkın iradesinin engellenemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bugün Türkiye'nin demokratikleşmesinin, özgürleşmesinin yolu Kürt halkının özgürleşmesinden, tecritlerin kalkmasından, siyasi tutsakların salıverilmesinden geçmektedir. Bir an önce Kürt halkı tarafından uzatılan barış eli tutularak, İmralı'dan başlayarak bütün hapishanelerdeki tecride bir an önce son verilmelidir. Bizi berfadana zindana, bizi berfadana zindana, insanlık suçudur, tecrit insanlık suçudur. Tecride hayır, tutsaklara özgürlük. Alkışlarla. Geldiğimiz tecrit sürecinin kırılması için yapacağımız bu son eylemlerimizden biridir. Barış annelerinin haklı direnci bu tecridi de kıracak, bu ülkemize barışı da getirecektir. Barıştan kimse korkmamalı. Bu barış gelecek, bu ülkeye huzur gelecek, bunu getirecek olan barış annelerimizdir. Bu duygularla tüm tutsak arkadaşlarımızı selamlıyor. Barışın geleceğine olan inancımızla sözü eş başkanım. Ben de bütün barış anneleri saygılar selamlıyorum. Barış anneleri yorulmayacak. Evet, bugün son olabilir. Ama biz yaşadıkça ülkemiz için, cezaevleri için, başkanımız için, Başkan Öcalan için biz her zaman barış için varız, var olacağız. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Çünkü biz barıştan yanayız. Biz tercidi istemiyoruz. Tercid demek ne demek? İnsanların özgürlüğünü kısıtlamak, hasta tutsakları orada zorla tutmak. Biz bunu istemiyoruz. İstiyoruz ki ülkemize güzel bir barış gelsin. Tercid kalkarsa inan ki herkes özgür. Başta bu bizi çekenler, güvenlikler, herkes özgürleşecek. Onun için biz barış diyoruz, barış diyoruz, yorulmayacağız, pes etmeyeceğiz. Bugün bitebilir. Ama biz her yerde barışı aykıracağız. Buradan bütün barış annelerin adına herkese yine selamlıyorum. Ben Diyarbakır'daki yasakı kınıyorum. Eğer ki izin verseydiler o kadar güzel şeyler olacaktı ki, ama o kadar insanlarımız o kadar barıştan yana ki yine her yeri inlettiler, dinlettiler. Yine herkes amacına ulaştı. Biz amacımıza ulaşacağız. Biz bu tecridi kaldıracağız. Kendi yüreğini kavramda da serler.